Değerli basın mensupları, sözlerime başlamadan evvela son günlerde gazetecilere yönelik silahlı saldırıları ve dayak atmaları şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Düşünceleri halka duyurmak, tarafsız gazetecilik yapmak adına batın görevini ifa edenlere saldırı düzenlemek ancak acizlerin, korkakların ve suçluların işidir. Bunu şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Dün asgari ücrete zam yapıldı. 11.402 lira. Açlık sınırının 13 bin lira seviyesinde olduğu bir ülkede asgari ücret 11.402 lira. Yani 500 dolar diye söz ve vaat verdikleri rakamın bile altında bir asgari ücret. Yetmesini söylemek, yeter demek vicdansızlıktır. Ankara'da, İstanbul'da, Ordu'da ev kiralarının 10 bin liranın üzerine çıktığı bir ülkede bu asgari ücret hiç kimsenin geçinmesine, yaşamasına yetecek bir ücret değildir. Bunu tasvip etmediğimizi ifade ediyorum. Bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce emekliler asgari ücretin 2 katı maaş alıyorlardı. Bugüne geldiğimizde emekliler maalesef asgari ücretin çok çok altında bir ücrete mahkum edildiler. Emekliler adına da iktidardan insanca yaşayacakları, insanca hayatlarını devam ettirecekleri bir ücret bekliyoruz. Asgari ücreti en düşük seviyede tutarsak, buna da 11.400 lira dersek, demek ki en düşük emekli maaşı da 11.400 liranın üzerinde olmalı. En düşük emekli maaşından haricen emeklilerin maaşına da aynı oranda zamlar yapılmalı. Maalesef bugün 7.500 lira alan emekli en düşük emekli maaşı 7.500 lira denildiğinde bir kuruş zam farkı almadı. Şimdi eğer emekli maaşında en düşük ücrette bir artış yapılmak düşünülüyorsa öyleyse emekli zamlarına da en az %35 düzeyinde bir zam yapılmalıdır. Bunu milletimiz bekliyor. Emekliler bekliyor. Memurlar, en düşük emekli maaşı 22 bin lira deniliyor. Bunu seçimden önce söylemişlerdi. Bunun da net olmadığını ifade etmişler. Bürüt demişlerdi. Net 17 bin liraydı. İktidara sesleniyorum. Maliye Bakanı'na sesleniyorum. En düşük emekli maaşı. Çalışma Bakanı'na sesleniyorum. En düşük emekli maaşı net memur maaşı net 22 bin lira mı? Yoksa bürüt 22 bin lira mı? Bunu açıklasınlar. Milleti kelime oyunlarıyla oyalamasınlar. Kamuda çalışan işçiler, maalesef öğretim görevlileri, doçentler dahi bugün üniversitelerde yanlarında çalışan işçiden daha az maaş alıyor. Ülke öyle bir adaletsiz ücret dağılımıyla karşı karşıya ki büyük kesimler mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekir. Demokrat Parti olarak biz en düşük emekli maaşının net rakamlarıyla 35 bin lira olarak, özür dilerim, memur maaşının 35 bin lira olmasını ifade ediyoruz. Çünkü 4 kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 13 bin liradan 52 bin liraysa, tek kişinin bir memurun çalıştığı bir ailede 4 kişiye ancak 35 bin lira yaşamak için yeterli bir ücrettir. Dolayısıyla memur maaşlarının düzenlenmesini istiyoruz. Çalışma Bakanı yine bir öncekilerin yaptığı gibi boş boş konuşmaya devam ediyor. Staj ve çırak olarak sigorta primi ödemiş milyonlarca insan var. Staj ve çıraklık süreleri sigorta primine sayılmıyor. Derhal bu sigorta primi olarak sayılması gerekir. Emeklilikte prime takılanlar 3600, 5000 gün üzerinden emekli olmayı hayal edenler 5950 güne primi çıkartılarak büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine Demokrat Parti olarak her zaman söylüyoruz, bir kere daha net ifade edelim. Bir günle 17 yıl emeklilik hakkını kaybedenler emeklilikte adalet istiyorlar. 2000'den kademe istiyorlar. Bu kademe şartsız, şurtsuz bir şekilde derhal insanların hakkı olarak, temel insan hakkı olarak emeklilikte adalet bekleyenlere bu hak teslim edilmeli. Ve en önemlisi, bugünkü basın toplantımızda en önemlisi bize göre şudur. Recep Tayyip Erdoğan 2 yıldır ülkeyi ekonominin kitabını ben yazdım diyerek, Hitit dilinde yazdığı kitabın ne okunup
ne uygulanmaması sebebiyle Türkiye'yi 2 yıl büyük bir ekonomik krize sokmuştur. Enflasyon artmış, devalüasyon yükselmiş, alım gücü düşmüş, iç ve dış borç toplamımız artmış ve millet faiz bataklığında bunalmış, kredi kartları borçları ödenemez hale gelmiş, vergi primleri, SGK primleri, Bağkur primleri ödenemez hale gelmiş, ülkede 30 milyona yakın insan icralık olmuştur. Şimdi ben burada olduğum müddetçe, iktidarın başında Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece faiz düşmeye devam edecek diyen Erdoğan yarın faizleri artırmaya karar vermiştir. Bir de şunu diyerek rahatlamak istiyor. Efendim Recep Tayyip Erdoğan yine faize karşı ama yeni Maliye Bakanı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın rasyonel ekonomik verilere göre faizi artırması gerekiyor. 2 yıldır rasyonel ekonomiyi uygulayın, akılcı ekonomiden yana olun, faiz sebep, enflasyon sonuç demeyin diyenlere vatan haini muamelesi yapanlar faizi düşürerek siz ekonomiyi düzeltemezsiniz, reel ekonominin kaynaklarını, reel ekonominin ilmini uygulayın diyenlere cahil diyerek hakaret edenler, tefeci diyenler yarın faizi yükseltmeye karar vermişlerdir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Nas diyerek bu ülkeyi 2 yıldır faiz haram, Allah'ın emrini yerine getireceğim diyerek, Allah'ın emrinin başımız üstünde yeri var ama ekonomi ilminde bunun yeri yok iken bunu ısrarla uygulamayı kendisine şeref, namus kabul eden, bunu uygulamanın sözünü veren, kendisi olduğu sürece faizi düşüreceğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan olarak yarın faizi artırırken muhalefetten özür dileyecek misin? Hakaret ettiğin insanlardan özür dileyecek misin? Suçladığın, mahkemelere verdiğin ekonomistlerden özür dileyecek misin? Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonominin düzgün gitmesi adına yapılacak her adımın yanındayız, destekçisiyiz ama Recep Tayyip Erdoğan'dan özür bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıldır hakaret ettiğin, nas diyerek küçümsediğin insanlardan, ekonomistlerden, muhalefet partilerinden özür dilemelisin. Özür dilemediğin takdirde senin yaptığın hiçbir fiili, eylemi desteklememeye devam edeceğiz. Muhalefete devam edeceğiz. Eğer bu ülkede birlik, beraberlik istiyorsan bir kere de özür dilemeyi becermelisin diyorum. Yine son günlerde parlamentoda anayasa değişiklikleri görüşülmeye başlandı. Demokrat Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı uyarıyorum. Demokrat Parti'nin 3 milletvekili var. Anayasa görüşmelerinde Demokrat Parti başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan partileri ciddiye alıp ziyaret edip bilgi vermediğiniz sürece Demokrat Parti hiçbir çıkaracağınız yasaya, önereceğiniz teklife evet demeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş daha gelir gelmez adaletsizlik yapmış, bir partisi olan Demokratik Sol Parti'yi ziyarete gitmiştir meclis başkan adayıyken, diğer partileri ziyarete gitmeyerek adaletsizliğin, hukuksuzluğun, tarafçılığın devamını göstermiştir. Dolayısıyla bir sonraki dönem için uyarı vazifemi yapıyor ve diyorum ki eğer bu mecliste birlik ve beraberlik isteniyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olan her milletvekili milletin hakkını temsil etmesi sebebiyle aynı oranda eşit şekilde ziyaret edilmeli ve bilgilendirilmelidir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.